Hermetaş Limited ve Kanal Şirketler Grubu'nun sunduğu Bakış Açısı devam ediyor. Evet efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde sevgili Vatan Mehmet Kıbrıs Postası'ndan Hasan abi bu Rum tarafından alınan elektriğin fiyatını sormuştu alene. Evet. Demişti ki bak bunu örnek verelim, diğer genç gazeteci arkadaşlara da örnek olsun. Bu haberin devamlılığıdır. Yani bir haber yaptı, sordu, soruşturdu. Ondan sonra cevap gelmedi. O yine devam etti ve buldu sonunda. Evet. Değil biliyorum mi? Cem, çünkü ben esniyorum. Bak sen erken kalkmıyorsun, uykunu alıyorsun, esnemiyorsun. Bak ben erken kalkıyorum, bu defa programda esniyorum. Hasan evet, abi, devam akşam, et. Lütfen erken yat artık. Geceleri erken yat. Evet. Ben öyle esneyince bana öyle diyor da o yüzden ben de öyle diyorum. Şimdi sevgili Vatan Mehmet bu haberin devamını getirdi ve devlet sırrı şeklinde de bunu duyurdu. Kıptek Güney'den fahiş fiyata elektrik almış başlığıyla da okuyucuyla paylaştı. Verelim Kıbrıs Postası'nı arkadaşlar. Şimdi Kıptek'in Güney'den 3 döneme ayırdığı alım tablosunda, yani başka bilgiler de var da, KDV'nin dahil olduğu öğrenilen ortalama birim maliyetin 14.3 dolar olduğunu, yani 14.3 sent, yani 42 kuruş olduğunu söylüyor. Elsen yetkililerinin Kıptek'teki dizel üretim maliyetinin 5.5 sent, yani 16.5 kuruş. Aksa'dan 8 sente, yani 24 kuruşu olan alımlarla kıyaslandığında Güney Kıbrıs Elektrik Kurumu kurumundan yapılan söz konusu alımların iki katı aşan fahiş bir maliyetle gerçekleşmesi dikkat çekiyor diyor. Vatan burada sadece bunu vermiyor Hasan abi. Başka bir şey daha var. Bu da önemli. 2011-2012'de Vasiliku santralinde patlama sonrası biz diyor Güney'e KDV'siz elektrik satmıştık Kıptek olarak. Onlar bize KDV'li sattı diyor. Bunları ben söylediydim bu programda değil, evet, hatırlar mısın? Evet, çok doğru, çok iyi hatırlıyorum. Rum tarafının verilen elektrik akımı için %18 oranında KDV'nin yanı sıra bu arada bu. Ha, evet. Yani biz Vasiliku'da yaşanan olay sonrası KDV'siz böyle neredeyse şey yaptık, verdik. Onlar bizden KDV %18 KDV aldı diyor. Artı diyor her kilowatt saat içinde 2 euro yenilenebilir enerji vergisi de talep etti diyor. Aldı mı onu da? Öte yandan talep etti diyor. Aldı mı bilmiyorum, haberin detaylarını tam görmedim. Öte yandan diyor Türkiye'den kabloyla elektrik getirilmesi tartışmaları içinde Türkiye'de TETAŞ'ın toptan satış fiyatı diyor 6 sent, yani 17.75 kuruş olduğu, serbest piyasa koşullarında bunun 10 kuruşa kadar indiği biliniyor diyor. Tamam canım ama bu şimdi alamaz işin, diye Türkiye'den kaplıyor. İşin başka boyutu. Tamam. Yani neyse, biz bu kısmını konuşacak olursak böyle bir durum var. Şimdi bir kere önce ayıralım yani konuları birazcık, tamam. Hı-hı. Ki konuları ayırdığımız zaman ne söylediğimiz de anlaşılabilir olsun. Bir kere acil bir durumda sizin alımınızın fiyatı fazla tartışılmaz. Burada yani eğer sizin elektriğe ihtiyacınız varsa ve sizin üretim maliyetinizin 2-3 katı bile olsa o maliyet, onu alır kullanırsınız. Bu acil durumlardaki gereksinmeler böyle karşılanır. Bu başka alanlarda da karşılaşılabilecek bir durumdur. Burada bunun niye hesaplarda gözükmediği gibi bir sorun var. Evet. Tamam, yani o açıdan KDV'yi kim ödedi? Takdir etmek lazım. O başka, bak ayrıştıralım dedim konuları. Okey. Tamam. Dolayısıyla yani elektriğin işte Rum tarafından pahalıya alındığı, evet pahalıya alınacaktı. Çünkü hatırlayalım, yani bu santrallardaki arızalar yüzünden ortaya çıkmış bir ihtiyaçtı. Yani biz uzun vadeli bir anlaşma yapmadık ki bunu, yani kurum yöneticilerini bu konuda kınayalım, bizi elektriksiz bırakmamak için yüksek maliyetle elektrik aldılar ve bize sattıkları tarifenin üzerinden aynı şekilde satmaya devam etti kurum. Yani kendi kazancından fedakarlık yaptı bir yerde. Burada
bu niye hesaplarda gözükmüyor? Eğer Vatan'ın daha önceki yayınlarını da düşünürsek, Kıbrıs Postası'nın daha önceki yayınlarını da düşünürsek, buna bir izahatta bulunulması gerekiyor muhatapları tarafından. Sayın İsmet Hakim ve arkadaşları veyahut da kurumun genel müdürlüğü tarafından. İki, KDV meselesi. KDV veya diğer vergi, neyse enerji kullanım vergisi dedi, tüketim vergisi ne dedi ya şey Vatan. Yenilenebilir enerji. Yenilenebilir enerji. Bu şimdi bizi, şimdi gelelim işin bu tarafına. Burası önemli, bunu geçmişte biz değindik. Bizi işte bu GSM işinde de, yani mobil telefonlar işinde de olsun, bu olayda da bir kez daha karşımıza çıkıyor. Kıbrıs Rum tarafındaki kurumlar, elektrik kurumu veya telekomünikasyon kurumu, kuzeyi kendi toprakları, kuzeyde yaşayan insanları da kendi tüketicileri sınıfında görüyorlar. Ve tabii ki bu tüketicilere elektrik veriyorlarsa, tüketim vergisi manasında olan katma değer vergisinin de Kıbrıs Rum Devleti'ne bu tüketiciler tarafından ödenmesi gerekiyor. Mentaliteyi anlayalım. Mentalite budur, mantık budur ve bu bize dayatılıyor. Elektrik kurumu tarafından, Rum Elektrik İdaresi tarafından veya bizim elektrik kurumumuz da bunu kabulleniyor. Benim geçmişte bu programda sorduğum şuydu. Bu acil ihtiyaç nedeniyle bunun kabullenilmesine KKTC hükümeti mi karar verdi? Benim geçmişte de sorun buydu. Bu siyasi bir sorumluluktur. Velev ki bir hükümet diyebilir ki nasıl papaz kendi görüşüne göre dediydi, hatırlayın, mum yakın ama Kıbrıs Türk elektriğini kullanmayın demişti Rum halkına. Hatırladık mı bunu? Evet. Şimdi biz tabii ki papazın, başpapazın bağnazlığında değiliz. Ama biz onlara KDV'siz elektrik verirken, biz onlara iki topluluk arasındaki işbirliğinin yolunu açacak şekilde muamele yaparken, onların bize Kıbrıs Cumhuriyeti'nin mensupları, yani bir durum var, işgal var, o devam ediyor diye böyle anomaliler var ama bu şekilde muamele yapmalarının siyasi karşılığını kabulleniyor muyuz biz? Çünkü Kıptek, ben kişi olarak bunu kabullenebilirim. Gidip pasaport alırım, ederim ki ben Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı hakkımı kullanacağım kardeşim özel hayatımda. Ben sizin siyasal sorunlarınızı çekemem. Böyle diyenler de var, yapanlar da var. Ama KKTC kanunlarıyla kurulmuş, KKTC hükümeti tarafından doğrudan veya dolaylı olarak idare edilen bir kurumun bunu, bu benim kişisel davranışımı sergilemesi kabul edilir mi? Buna nihayette siyasi otoriteler karar verir. Siyasi otoritelerden sonra da halk o siyasi duruşlara bakarak seçimde oy kullanır. Yani bu siyasi bir durumdur ve siyasi durumların neticeleri olur siyasi hayatımızda. Dolayısıyla bunun açıklıkla, şeffaflıkla bilinmesi gerektiğini söylemiştim geçmişte bu elektrik alışverişi olduğu zaman. Evet. Dolayısıyla bunu tekrar ediyorum. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun Kıbrıs Rum Devleti'ne KDV vergisi ödediğini, katma değer vergisi, tüketim vergisi ödediğini haberi var mıydı KKTC hükümeti tarafından? Ama KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın bu işte onayı var mıydı? Çünkü bizim Rum tarafıyla ilişkilerimizi düzenleyen Cumhurbaşkanlığı'dır. Belki denebilir ki anayasal sistemimiz içerisinde de yetkili olan Cumhurbaşkanı değildir, hükümettir. Dolayısıyla ben ikisine de soruyorum. Bu haberde bugün netleştiğine göre eni konu. Tabii eni konu diyorum. Çünkü bütün ilgili taraflar evet bu doğrudur demedi. Şimdi burada desinler, zaten yani vatanın bu haberinden sonra bu KDV'nin ödeneceğine veya diğer vergide yenilenebilir enerji vergisi ödendi mi ödenmedi mi, ben bunu bir vatandaş olarak bilmek istiyorum. Kamuoyunun da bunu bilmeye hakkı vardır. Bunun hiçbir şey olmayabilir de, çok şey olabilir de,
Bunun siyasi yorumunu yapacak olan nihayette de halkın kendisidir. Vatanın elinde var galiba. Çünkü haber şöyle geçiyor. Kıbrıs Postası'nın ele geçirdiği Ocak-Şubat 2016 dönemi EAC'den yani Kıbrıs Rum Elektrik Kurumu'ndan satın alınan toplam enerji miktarını belgeleyen evraka göre diye devam ediyor. Yani burada vatana evet. da sormuş olalım. Yani haber eksik şu bu falan demek istemiyorum. Burada işte KÜPTE'in KDV'siz elektrik satan KÜPTE'in alımlarını KDV'li yapması ve bunun şahsa fatura üzerinden gerçekleştirilmesi iddiaları diyor. Hatırlarsan bunu da konuşmuştuk. Yani KÜPTE bunu şahıs üzerinden mi ödedi? KÜPTE olarak, kurum olarak mı ödedi? Nasıl ödedi? O konu tartışılmıştı. Kurum olarak ödemiştir. Onu o zaman zannederim hatırladığım kadarıyla İsmet Bey de açıkladıydı. Fatura açıkladıydı. Fatura üzerinden İsmet gerçekleştirmesi elektriği. İsmet Bey cebinden ödedi. Yani. Tamam, nasıl muhasebeleştirildi? Çünkü geçmişte tersi de öyle olduydu. Yani KÜPTE Güney'e elektrik satarken bir Rum şahsa elektrik sattığı göründüydü. Ve yeşil hat tüzüğü kullanıldıydı. Yani yeşil hat tüzüğü biliyorsun bir AB tüzüğüdür. Kuzeyden güneye ticareti düzenleyen bir tüzüktür. Ve o tüzük çerçevesinde o satış gerçekleşmişti. Evet, yani herhalde vatanda var bunlar, daha sonra verecek bunları. Ama burada yenilenebilir enerji vergisi talep ettiği belirtilmişti diyor haberde. Tamam, yani, talep edilen bu vergi ödenmedi mi? Biz onu da bilmek istiyoruz. Aynen öyle. Bu da bir de kimin adına orada belgede tam net olarak yani o belge ellerindeki belgede neler ne nasıl geçiyor onları da görmek lazım. Bu konuyu kapatıyorum. Sevgili vatana da tebrikler. Şimdi Hasan abi bir başka konu, demin birazcık girdim. Ben de sana soru sordum. Cevap da vermedin bana. Sonra vereceğim dedim. Bodri nedir dedim sana. Sen de dedin ki Bodri diye sonra anlatırım sana dedin. Ondan sonra da konu kaynadı. Neyse, konu tabii ki Maraş'la ilgiliydi. Doğuş Derya'nın burada Sayın Denktaş'ın Rumlar işte bize bu parayı, borcumuzu Rumlar ödesin çıkışına Doğuş Derya'nın vermiş olduğu tepki. O zaman içtiğimiz bodrilerin parasını da Rumlar ödesin şeklinde. Bodrileri içmiyoruz. Dediğim gibi dünden beri bu bodrinin ne olduğunu senin gibi Türkiye kökenlilere anlatmaya çalışıyorum. Bunu biliyorsunuz zaten siz. Shot bardağı, ne dersiniz shot öyle bir dikişte iş. Şat fark etmez. Şat, evet, küçük bardak. Şat ne demek? Neyse. Şat bir defada içmek demek. Yani kullanılan terminolojik terimin karşılığı. Bar şeyleri. Bar lügatında. Bar lügatıdır. Öyle yani. Bizim, hadi şat diyorsun, tak bir defada içersin. Yani illa şat bardağı olmak siz zorunda. Siz o şat bardağı dediğiniz şeyler tabii daha farklı şekilleriyle. Fondip de denir mesela. Büyük bardak oldu mu şat bardağı küçük. Tamam, o şekilde bardacıklarımız vardı bizim Kıbrıs'ı deyimle yok. Bardacık deyince bunu küçültmüş oluyorsun, sevimlileştirmiş oluyorsun. Bütün annelerimizin ceyizleri arasında bunlar vardı, evlerde vardı. Ve o zibaniye dediğimiz Kıbrıs eskişi veya Kıbrıs brandisi de yani o şeylerde bunlardan içilirdi. O bardakların kendisidir bodri. İçkindeki içki değil, içindeki içki farklı içkiler olabilir. Doğuş Derya ne demeye çalışıyor bodri derken? Yani içki içiyoruz yani şey olduk. Yediğimiz içtiğimizi de Rumlar ödesin mi demeye çalışıyor. Evet evet, ama yani çok içtik de bu lafları ediyoruz manası da var. Hani söyledi. Yine ha. Sizin jargonunuzda son yani bu yeni jenerasyonların size anlamsız gelen bir şey olduğu zaman ne içtin be kardeş söyle biz de ondan içelim dersiniz ya. Hmm. Onunla biraz ilişkilendireceksin herhalde Doğuş Hanım'ın ifadesini. Yani içtik böyle affeder Serdar Bey saçmalıyoruz ama bu içtiklerimizin de yani bu saçmalamamızın nedeni olan içmemizin de bedelini Rumlar ödesin diyor. Diyor. Haklı mı? Yok, ben biraz önce sen kenarda izliyordun, yorumumu yaptım. Yani 1963'ten beri geçerli bir devlet çatısı altında yaşamayan Kıbrıslı Türklerin kayıplarını kim ödeyecek?
o insanları, o devletten, yani Kıbrıslı Türkleri o devletten kim dışladıysa onlar ödeyecek. Serdar Denktaş da diyor ki tazminat ödemeleri gerekiyor diyor. Bunu da izah ettim. Tekrar izah edeyim mi? Yani bugün bunu müzakere masasına götürmemiş olmamız bizim çözüm arayışlarımızdaki iyi niyetim, çözüm arayışlarındaki iyi niyetimizi yansıtmalıdır. Yoksa götürebilirdik. Niye götürmedik? Ya şimdi biz çözüme ihtiyaç hissediyoruz. Yani niye yükümüzü yukarı yukarı yığalım? Sürekli taleplerimizi artıralım. Ne kadar çok aşırı talepte bulunursak, haklı bile olsak çözümü zorlaştırmış oluruz. Hiçbir bu kadar açık değil mi bu? Katılmıyorum. Yani katılmayabilirsin. Zaten senin gibi katılmayan çok olacak. Hiçbir harfine katılmıyorum. Böyle öyle bir şey olamaz yani. Sen hakkını aramadığın sürece yok çözüm olacak diye hakkını aramıyorsan. Ama arasın sistem. Bu benim şahsi görüşüm. Çözüm olacak, bir gün çözüm olacak diye hakkını aramamak kadar böyle saçma bir şey olamaz yani. Ben zaten bu nedenle çözüm olmuyor. Cemciğim, ben bunu zaman zaman en azından 1958-59'larda göçmen olmuş aileler vardır. Evet. Tamam. Sonra 63'te yeniden göçmen oldular. 74'te yeniden göçmen oldular. Evet. Bu insanları kim tazmin edecek diye sık sık sorarım ben zaten. Benim ailem böyle bir aile değil. Ben sadece 74'te güneydeki ki 74'teki göçmenlik 63'teki göçmenliğe veya 59'daki 58'deki göçmenliğe benzemez. Tabii. 63'tekini diyelim hadi, yani şeyi ayıralım biraz, tamam? Tabii ki. Benzemez. Ben yaşadığımız köye yakın köylerden gelen göçmenleri hatırlarım. Virane dediğimiz evlerin içine yerleşti bu insanlar. Mecburen. 7-8 çocukla olan insanlar, hayvanlarıyla birlikte. O hayvanlarını beslemek için tarlalarından mahrum kaldılar. Herkese yani el avuç açtılar. Tamam, şimdi oraya gelme. Tamam, yok geliyorum tazminat yani. Çünkü bu gibi şeyler için, bu gibi şeylerin karşılığıdır. Tamam. Evet. Bir de Serdar Denktaş diyor ki biz diyor IMF'den, Dünya Bankası'ndan yahut da Kıbrıs'a yapılan yardımlardan yararlanamadık. Onun için siz ödeyin bu borcu diyor. Yani Serdar Bey bunun müzakere masasına gidecek ciddi bir kadar ciddileşemeyeceğini bu safhada bilmez mi? Bilir. Çok iyi biliyor. Tamam, bunu söylemesi onun bir siyasal duruşunu argümanla çıkarıyor. Bu da ifade etmesi müzakere bakımından. Yani Serdar Denktaş bunu kendine göre yakaladı. Kötü bir balık yakalamadı bence. Ve bunun üzerinden bir siyasal duruş, bir siyasal mesajlar veriyor. Ben kendisinin kim olduğu konusunda. Belki de müzakere masasına ayar çekiyor ya da mesaj da gönderiyor. Bilemem, bir onun sonraki da. Zamanlarda belli olacak o. Bir anlamda. Yani mesela ben şunu düşünürüm. Yani bunun altında şu mesaj yatır. Yani bugünkü müzakere masası bozulursa, bunu zaten zaman zaman Sayın Akıncı da söyler. Yani bu iş yani son şanstır diye dediğinin içerisinde bu mana var. Yani 2016'nın sonu, 2017'nin başı, yani çözüm oldu. Sonra başka şeyler konuşacağız denir. Belki de böyle şeyler konuşulacak. Çünkü unutma ki Rumların da tazminat talebi olacak. O insanlar da mallarını mülklerini bıraktılar, gittiler vesaire. Ama niye olur mu canım, olmasın talepleri? Çözüme zarar verir. Tamam ya, benim bana laf atıyorsan şimdi ben bunu açık söylerim. Yani savunurum da. Ama istersen bunu sabaha kadar, yani sabah oldu, ertesi sabaha kadar da savunuruz. Sana birçok argüman da ileri sürebilirim. Yani buna da hazırım. Onu da belirteyim. Yani aşırı taleplerin karşısındayım. Baba Denktaş'la, kurucu cumhurbaşkanı ile röportaj yaptığımızda bu Orams davası vesaire de gündemdeydi. Ve bu açılan davalarla ilgili de Denktaş'ın şöyle bir çıkışı olmuştu. Okey, o zaman hadi hep birlikte bütün Kıbrıs sorununu, müzakereleri bir kenara bırakalım. Uluslararası bir mahkeme kurulsun. Hepimiz bu konuyu hukuksal boyutta. Tamam, neye Denktaş Bey müzakere masasını terk ederek bizim argümanımız budur demedi? Çünkü bunu söylemek kamuoyunun önünde başka bir şeydir. Bunu diplomatik süreçler içerisinde ciddi bir şekilde gündeme getirmek, yani mevcut raydan çıkarak, çünkü bir rayın üzerinde gidiyorsun müzakere süreçleri bakımından. Dünyanın desteği var, BM'nin katılımı var, işte taraflar var.
hop ben bu süreçten vazgeçtim, bu prosedürden vazgeçtim, ben başka tarafa gideceğim diyemezsin. Bu reel politik gerçek budur. Tamam. Dolayısıyla bugün bunu masaya götüremeyiz diyorum ben de. Tamam. Gelelim diğer konuya. Gözler kapalı Maraş davasında. O da şudur. Çünkü 9'da telefon konuğumuz var. O da şudur. Bugün yüksek mahkemede bir konu görüşülecek. Taşınmaz mal komisyonuna bildiğimiz gibi Rumlar başvuruyorlar ve mülkiyet haklarının sağlanmasını istiyorlar. Bu işte tazminat olabilir veya mülklerinin kendilerine iadesi olabilir. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da onaylanmış bir süreç. Bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Maraş'taki mülkünün kendilerine iadesi için başvuran bir Rum şirket var. Tamam. Veya Rum tarafında kayıtlı bir şirket var. Hissedarlarını bilmediğimiz için ille de Rumdurlar demeyeyim şimdi tam. Tamam. Bu şirkete bu malın iadesi konuşulurken veya tazmini konuşulurken mülkiyet hakkının vakıflar idaresi diyor ki durun biz de bu davaya bu sürece dahil olmak istiyoruz. Çünkü elimizdeki belgeler gösteriyor ki bu mülk Abdullah Paşa Vakfı'nındır. Abdullah Paşa Vakfı da bizim yönetimimizdedir. Vakıflar İdaresi'nin yönetimindedir diyor Vakıflar İdaresi. Hı hı. Bu alt mahkemede kabul edilmiyor. Şimdi üst mahkemeye yani Yüksek İdare Mahkemesi'ne mi? Baksana tekrar tam gidiyor bu konu bugün. Yüksek İdare Mahkemesi. De görüşülecek. Evet. Şimdi yakın geçmişte herkes onadı ki Vakıflar İdaresi'nin yaptırdığı araştırmayla çok ciddi belgelere ulaşıldı bu konuda. Evet. Değil mi? Yani Maraş'taki toprağın mülkiyeti konusunda. Dolayısıyla şimdi bir sınav daha var. KKTC Yüksek İdare Mahkemesi huzurunda bu belgelerin ciddiyetinin kanıtlanması gerekiyor anladığım kadarıyla. Tabii bu sadece o davaya, o sürece dahil olma başvurusudur. Yani bu mülkü bize verin başvurusu değildir bu safhada. Hı hı. Yani bakın elimizde bu belge var. En azından yani bu iş yeterince ciddidir. Gidin belgelerinizi taşınmaz mal komisyonuna sunun diyecek herhalde Yüksek İdare Mahkemesi. Yani bu davaya, bu sürece çünkü taşınmaz mal komisyonu aynı zamanda bir mahkeme gibi işlev görüyor ve evet. Daha sonra da mahkemenin denetimine tabidir işlemleri veya kararları. Dolayısıyla tabi bütün usulü bilmiyorum ama tabii ki önümüzdeki günlerde bunu biraz tartışa öğreneceğiz. Bu Vakıflar İdaresi tarafından yaptırılan araştırmanın neticelerini görmemiz bakımından bir ilk adım olacak. Bu nedenle bu şeye dikkat edelim diyorum tamam. Kamuoyuna. Bunun çok haklısın, çok haklı bir noktaya da dikkat çekiyorsun Hasan abi. Dün Havadis gazetesi bir cümleyle de bunu yorumlayalım sonra telefona geçelim. Dün Havadis gazetesi bir haber yapmış ve taşıyıcı annelik konusunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde taşıyıcı annelik konusunu gündeme getirmişti. Türkiye'de sağlık alanında uygulaması yasak olan birçok yöntem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yasal zemini olmadan uygulanıyor. KKTC'de denetim eksikliği ve yasa boşluğundan faydalanılıyor. Yasa yok, denetim hiç yok diyerek bugün haberi geliştirdi. Şimdi bu konuda da şunu söyleyelim ve geçelim dediğin gibi bir iki cümle söyleyelim. Türkiye'de yasak olan işlemlerin yani ister bu tıbbi alanda olsun ister başka alanda olsun KKTC'de serbest olması bize ciddi problemler olarak yansıyor. Artık bu konuda zannederim kesin bir kanaatimiz vardır değil mi? Evet. Bunun içerisinde gazinolar da vardır. Fuhuş var. Fuhuş serbest mi burada? Gittin mi serbest orada. Nerede? Tamam serbest yani. Belki onunla ilgili yasal şeyler vardır. Ve tabii tıbbi alanda tıp bebekle, kürtajla vesaire bak bu taşıyıcı annelikle ilgili şeyler vardır. Ama ben bir prensibe dikkat çekeyim ve bunu bugün kapatalım. Yani eğer bir olay, bir iş, işlem Türkiye'de yasaksa bileceğiz ki bu bir kayma etkisi yaratacak. Buraya kayacak bu evet. İşler. Ha biz bunu bazı nedenlerle örneğin tıbbi nedenlerle zorunlu görsek bile örneğin ekonomik nedenlerle gazinolu otel olmasını zorunlu görsek bile bu alana çok dikkat etmemiz lazım.
daha katı denetim kuralları getirmemiz lazım ve pratikte de bu alanları daha sıkı denetlememiz lazım. Yani denebilir ki kardeşim Türkiye tutucudur, işte kürtaj konusundaki yasal düzenlemeleri de tutucudur. Biz o kadar tutucu bir topluluk değiliz, biz daha liberal bir topluluğuz. Bizde daha geniş olabilir kürtajla ilgili yasal düzenlemeler. Ama o zaman bileceğiz ki böyle bir kayma olacağı için ve çeşitli anomalilere, sorunlara neden olacağı için en azından bu konuda daha ciddi yasal düzenlemeler yapmak. Yani o özgürlüğü eğer kadının kendi bedenine sahip olma hakkı varsa ve yani işte doğum yapıp yapmama işte kaç haftalığa, kaç günlüğe kadarsa diyelim, onu ciddi bir şekilde denetim altına alacağız. Evet. Eğer ki biz diyorsak ki bizim ambargolar altında olan bir ekonomimiz vardır, gazinolu oteller bizim turizm sektörümüzün gelişmesi için şarttır, bunu daha ciddi denetim altına alacağız. Evet. Tamam. Bunun gibi Türkiye'de yasaklanmış olan işlem ve işlemler Kuzey Kıbrıs'ta yapılabiliyorsa bir kaymaya neden olur, sorunlara neden olur. Dolayısıyla bu alanları daha sıkı denetlememiz gerekiyor. Şimdi geçelim bu konuyu, başka bir konuya. Hasan abi yakaladı bu haberi ya da bu olayı. Yok, bu benim çoktan dikkatimi sosyal çekti. Medyada. Büyükkonuk Belediye Başkanı genç bir arkadaşımız Ahmet Sennaroğlu yakın geçmişe. Şimdi ben hep hikayesini anlatacağım. Belki de Ahmet Bey telefondadır. Telefonda mı? Telefondaysa dinlesin beni bakayım. Doğru mu söylüyorum? İzmir'e gitti. Evet. Tamam. Ve İzmir'de bu göçmen çocukların olduğu yerde dolaşmak istedi. Bunlara tanık olmak istedi. Böyle bir seçim yaptı. Hı. Tamam. Ve bir çocukla karşılaştı. Mahmut. Mahmut mu adı? He. Tamam. Ben olayı anlatıyorum şimdi. Ve bu çocuğa bazı yardımlarda bulundu. İşte karnını doyurdu vesaire falan. Bir ilişkisi oldu. Ve bunu Ahmet Bey sosyal medyada paylaştı. Bak yani orada bütün bunlar yazmıyor. Ben izlediğim için aktarıyorum. Yani evet, daha önceden olan biri. İnşallah doğru izlemişimdir. Ve sonra Ahmet Bey'in üstünden bu çocuğa ulaşmaya çalışan aileler oldu onu evlatlık edinmek için. Ve son günlerde de anladığım kadarıyla böyle bir olay gerçekleşti. Ve Ahmet Bey de bunu sosyal medyada da paylaşmış oldu. Böyle mi diye soruyorum aslında. Günaydın Ahmet Bey. Günaydınlar Cem Bey, günaydınlar Hasan abi. Nasılsınız? Günaydın Ahmet. Anlattığım şey doğru mu Ahmet? Böyle mi oldu? Evet, aslında gene tabiat yine Hasan Bey'de oldu. Evet. Sadece İzmir'e ben biraz hemen kısa bilgi vereyim. İzmir aslında esas ziyaret amacımız ekibimle birlikte Sittasulova üye olmaktı. Onu uyguladıktan sonra daha çok Suriyeli çocukların en çok İzmir bölgesinde biraz da Buca ve mahallelerinde kaldığı yönünde istihbarat aldım ve buradaki yaşantıyı da daha çok görebilmek adına buraya bir ziyaret gerçekleştirdim. Bir kafede otururken çok çocuk geliyor, işte biri peçete satıyor, biri su satıyor vesaire. Çok çocuk vardı. Ancak Mahmut Alpaslan olan bu arkadaş o kafeye girdiği zaman herkes kendisine peçete satıyor ama peçeteyi almıyor ve kendisine para veriyordu. Dikkatimi çekip yanımdaki işte Buca Belediyesi'ne bağlı çalışanların, as başkanların olduğu masada ya niye diğer çocuklara bu kadar ilgi yok da bu çocuğa var dediğimde işte orada aslında yazdım da insanlık dramı koptu. İşte evet çocuk, evet hatırladım şimdi Ahmet, hatırladım şimdi, yazmıştım bunları. Evet. Evet, bu çocuk Suriye'de bombada patlıyor. Kendisi de yatağın altında uyuduğu için kendisi sadece yanarak çok ciddi yarıklarla kurtuluyor. 13 tane de akrabası, annesi babası ve kardeşleri o evde ölüyor. Sonra Türkiye'ye geliyor ve büyük bir yoğun çabayla, hatta öldü demişler, yani yaşamaz demişler. Böyle bir noktadan sonra hayata kavuşuyor. Evet. Hayata kavuştuktan sonra İzmir'e gönderiliyor. Bu SOS çocuk köyleri gibi orada evler var. Ve bu çocuk orada biliyorsunuz Türkiye'de yaşıyor. İşte annelik eden insanlar var orada ama çocuk çok mütevazi. Kendisini yanıma çağırdım. İşte yemek ısmarlamak istedim.
yok abi karnım aç değilim dedi. Ve orada böyle biliyorsunuz Türkiye'de gece gündüz de marketler açık. Çocuğa ben sordum, dedim ki yani bir şey ister miyim? En çok istediğin ne? Ben tabii bu soruyu sorarken belki bir oyuncak ister, belki ne bileyim yani karnını doyurmak ister, farklı bir şey yemek ister vesaire falan. Bana dedi ki yok başkan dedi, ben en çok annemle babamı istiyorum dedi. Hatırlarım, İnanın bunu da yazdıydın. Çok duygusal anlar yaşadık yani anlatılmayacak derecede duygusal anlar yaşadık. Ve sonunda bunu sosyal medyada paylaşmak istedim. Paylaştıktan sonra da birçok vatandaşımız Kıbrıs'tan beni aradı. Genellikle Messenger'dan mesaj atanlar oldu. İşte başkan biz bu çocuğa annelik, babalık yapmak istiyoruz diye. Birçok insanın da çocuğu olmasına rağmen bunu istedi. Tabii benim karşı tarafa dönebilmem için ciddi bir şey olması lazımdı ki benim de ortada kalmamam manasıyla. Lefkoşalı bir çift vardı. Devamlı beni her hafta arıyor. İşte başkan lütfen araya gir, biz diye görüşmek almak istiyoruz vesaire. Ve böyle oldu konular. Dün de bu saatte sabah 9:30'da telefonum çaldı. Kendilerinin İzmir'de olduğunu ve bu Mahmut Alparslan denen genç kardeşimizi almak istediklerini, görüşmek istediklerini, prosedürün ne olmak istediklerini öğrendiler. Benim İzmir Buca'da da yakın bir dostum vardı, o arkadaşım. Onu aradım. O işte gerekli irtibatları kurarak oradaki devlet yetkilileriyle, bürolarıyla gerekli işlemler bittikten sonra da büyük bir aksilik çıkmazsa Lefkoşa'ya Mahmut arkadaşımızı getireceğiz. Hatta ben de bunu sosyal medyada duyurdum. İnşallah dedim belediyemizde ilerleyen günlere bir selfie yapacağız dedim. Açıkçası yani insanlık namına yani benim yaşım genç olmasına rağmen insancık tarzıma bir olay daha ekledim. Benim için çok güzel oldu ve buraya gelmesiyle de yani muhteşem bir hayra vesile olduğumu düşünmekteyim. Güzeldi, duygusal dolu bir hikayeydi aslında. Suriyelilerin çok olduğu bir bölge, savaşın izlerinin olduğu bir bölge. Birçok çocuk var aslında annesiz babasız. Ama tabii bunların hepsine Allah ister ki herkese yardım etmek ama en azından Mahmut kardeşimize bu şekilde bir yardımcı olabilmek, topluma kazandırabilmek, hele hele Kıbrıs gibi bir yerde eğitimini, üniversite öğretimini sağlayacak bir aile bulabilmek oradaki şartlara göre ciddi bir olaydır. Dün duygulandık, bunu da Facebook sayfamda duyurmak istedim. Umarım ilerleyen günlerde işlemler bittikten sonra da Mahmut'la Kıbrıs'ta bir selfie yaparız diye düşünüyorum. Evet. Umarız gerçekten evet, yaparsınız. Çok yürek dağlayıcı ama aslında sonuççu bakımından güzel. Ama tabii ne olursa olsun bu Suriyeli çocukların o kadar çok dramı var ki tabii bu savaş bitmeden, yani bitse bile aslında artık bu dram insanlık için kara bir leke de olacak derim ben de Ahmet aslında, ama bunu da kamuoyuyla paylaşmak istedik. Bu çabanı yürekten alkışlıyoruz. Tebrik ederim diyeceğim. Yani, yahut Cem bu... alkışlar dedi ama aslında hepimizin her gün yapması gereken şeyler kesinlikle. Bunlar. Yani onlara olağanüstü değer atfetmek de ne kadar doğru bilmiyorum. Ne dersin? Evet yani bizim amacımız aslında ülkemizin üzerinde olan Hasan Bey işte olumsuzluklar, hep olumsuzlukları konuşuyoruz. İşte bu olmadı, bu parti değişti, popülizm odur, müdür atamadı, bilmem vesaire falan. Biz bu memlekette doğan büyüyen gençler olarak elimizden geldiği kadarıyla halkımıza, insanlığa daha öncesi, hangi ilden ırktan olursa olsun, hangi mezhebi tutarsa tutsun, elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışmak hedefimiz olmalı. İnsanlık bu olmalı diye düşünüyorum. İnanın yani bu konuda da yani çok arayanlar biz oldu. İşte bu da Kıbrıs Türk toplumunun bence en büyük özelliği, insanlık adına en büyük özvericidir. İnanın mutluyuz Hasan Bey, Cem Bey. Yani bunu duyurmakta da mutluyuz. Böyle bir şeye vesile olmaktan mutluyuz. Hem toplum olarak bunu böyle olmak zorundayız. İşte tecavüzleri, işte cinayetleri, işte vesaire, bunları nasıl önleyebiliriz? İşte bu sosyal iletişim ağıyla, işte verebileceğimiz gençlere, bizden gelecek, bizden sonra önce
olanların yaşamış olduğu değil, bizden arkamızdan gelecek gençlere nasıl bir hayat sunabileceğimizi gösterme adına iyi bir örnek olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Neyse çok bugün teşekkürler. Bugün o tarafa geleceğim. Başkan bir kahve içeriz. Bunu konuşmak isterim sizle ayrıyeten. Tamam, çok teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Şimdi Hasan abi programın sonuna geldik. Burada kapatacağız programı. Valla anlatırken Ahmet Bey ben burada kötü oldum. Yani o cümle çocuğun cümlesi. İlk şeyi anlatırken ben de okuduğumda şey olmuşum. Şu anne babamı isterim dedi çocuk. Hani, o gerçekten yani şey yaşayan yani hiçbir şey o şey onu anlatamaz yani evet, herhalde. Neyse. Kesinlikle. Allah herkesin yardımcısı olsun. İnşallah Mahmut gibi orada olan çocuklar da güzel, mutlu ailelerle buluşur. Bu anlamda da belki bir şeyler yapılabilir. Bu da bir örnek olur. Bu gerçekten değerli ve önemli. Böyle şeyler duyduğunuzda ilk böyle kendi çocuğunuz, kendi evlatlarınız aklınıza geliyor. Bu nedenle Lefkoşalı o çifte de gerçekten hani bu cesaretleri, bu insanlıkları için teşekkür etmekte fayda var. Programı burada kapatacağız. Değerli izleyenler, ben müsaadenizi istiyorum. Hoşça kalın diyorum. Kanal Şirketler Grubu ve Ermataş Limited'in sunduğu Bakış Açısı sona erdi. Çıkınca kafan dominosa gider. Meraklı o benim bir yeğenim. Biraz aşık, biraz çılgın o benim bir yeğenim. O benim bazen sade bazen canlı.